savurmaktadırlar. Bu dönemde kendim için kırılma noktası onlarca kişinin emeğiyle ilçemize kazandırılan yüksek okulun toplam 8 bölümünden 5 tanesinin başka ilçelere gönderilmesi rezilliği olmuştur. Eldivan'ın geleceğini ilgilendiren en önemli konulardan biri olan bu bölümlerin elimizden gitmesi belediyedeki zat ve liyakatsiz ilçe teşkilatının eseridir. Bu vebal onlara yetecektir. Halkı yüksekokulun bahçesinde toplayıp kendi beceriksizliklerini Salim vekilimizin üzerine atmaya çalıştıkları zaman kafamda bu ekiple siyasetin yürümeyeceğini anladım. Benim memlekete hizmet etmek için girdiğim siyaset kurumuna birisi oğlunu belediye müdür yaparak, birisi kardeşini memur yaparak, birisi daha çok rant elde etmek için girmiş. Yandaşlarına verilen inşaat ruhsatlarından imar izinlerine, villa ruhsat için belediye meclisinden alınan karara uymayan müteahhitlerin projelerine kadar hepsinde bir şahibi olduğunu bizzat gördüğümde bu duruma engel olmaya çalıştım. Engel olamadığım noktada en azından bunlara ortak olmamak için hem gönül bağımı hem siyasi bağımı koparmak zorunda kaldım. İmar komisyonu üyesi olarak görev aldığım bir yıllık süre zarfında komisyon bir kez bile toplanmamıştır. Belediye içerisinde işler komisyonla, meclis kararlarıyla değil, kısa yoldan iki tane yandaş meclis üyesi encümeni kararı ile çözülmektedir. Benim siyaset anlayışımda menfaat kişilerin değil, memleketin menfaati olmuştur. Seçimlerde herkese Çankırı'da merkezde olan evimi Eldivan'a taşıyacağım, siyaseti ve hizmeti kendi memleketimde ikamet ederek yapacağım diye söz veren belediyedeki zat, bırakalım evini taşımayı, belediyenin makam aracı ile her sabah akşam Çankırı merkezdeki evine gelir gider olmuş. Sembolik ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı, hatta belediye meclis üyelerinden bazıları bile Çankırı merkezde ikamet etmektedir. Eldivan Çankırı'dan yönetilemez. Halkımızla beraber bizim bastığımız çamurlu yollara bunların ayağı bile basmıyor. Bu memlekete hizmet etmek için çıktığım yolda tek başıma da kalsam bu yoldan dönmeyeceğim. Bütün gücümle bu memleket için çalışmaya, doğrunun yanında, yanlışın karşısında olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur.